Bismillahirrahmanirrahim. Evet, satırdaki dağılım birazcık daha dengelenmiş. Sadece küçük, hemen dikkatimi çektiği için bir hatırlatmayı yapayım. Böyle satırlarda mesela bu harfi buna mutlaka dokundururuz. H'nin ucuna kaf harfini oturtarak yaparsanız daha güzel, daha şık durur. Hemen ilk olarak satır düzeniyle ilgili bu hatırlatmayı yapmış olayım. Evet, taun Teâlallâhu. Evet, birleşim güzel. Şuradan belki biraz daraltırsak daha güzel olacak. Şu yatıklık biraz fazla. Burası evet normal birleşimlere göre birazcık daha yatık başlar ama biraz fazla yatık. Tuvasil birleşimiyle aynı burası. Ayın harfi genel olarak iyi. Birazcık gene şöyle satıra paralel bir çizgi çektiğimde bu tarafı biraz fazla düşük görünüyor. Gördünüz mü? Bu iki tarafın tam böyle dengeli olmasına çalışacağız. Teala derken. Şöyle bir paralel çizgi çektiğimizde iki taraftaki bu dengeyi sağlamaya çalışalım. Dediğim gibi biraz bu tarafı mesela düşük görünüyor. Evet, bu geçiş iyi. Teala derken iyi, çok güzel. Y'nin kısmını gayet güzel yapmışız. Şu sadece şuradaki geçişte bir problem var. Y'nin dediğim gibi bundan sonraki şurası da gayet güzel olmuş. Bu uçma kısmı zaten harika. Sadece orayı göstermek için. Bil hayır derken Rabbiye Yesir'de yazdık ya, oradaki gibi böyle sola doğru 90 derece şöyle bir geçiş olması lazım burada. Ondan sonra geri kalan işte yağının bu kısmını yapıyoruz. Evet, Lafzatullah iyi, epeyce düzeliyor. Ama dediğim gibi hani zor bir ibare. Görünürde işte kolay gibi görünen ama aslında gerçekten yazılırken çok zorlayan bir ibaredir. Onun oturması epeyce bir vakit alıyor. Şu ilk hareketteki kavisleri birazcık daha dengeli, daha belki bu, şurası çan, burası çok büyük olmuş mesela. Burası birazcık daha da çok dar olmuş gibi. Bu aradaki dengeyi belki şu kavisi biraz azaltarak verebilirdik. Yukarıya dönüşümüz gayet iyi olmuş. Sonra sanki şurada şöyle bir his var. Bakarken onu görüyorum. Yukarıya doğru çıktınız lam için, ikinci lam için Lafzatullah'ın. Sonra geri gelmeden şuradan başladınız sanki ikinci lam kısmından ayrılıp H harfini yapmaya gibi. Şuranın birazcık daha kalınlaşması lazım. Çünkü yukarıya doğru çıktık, sonra aşağıya doğru gelip buradan öyle ayrılmamız lazım. Şuraya kadar çıktık ya, buradan geri geliyoruz ve birazcık da ortadaki harfi kalınlaştırarak geliyoruz. Aynı harfin çıktığımız yere göre. O yüzden şurası buradakine göre daha kalın olması gerekir normalde. Bundan sonraki geçişte de birazcık dediğim gibi şunun ağzı çok açık olmuş. Evet. Şöyle bu harfte satır çizgisi buysa şöyle bir eğim halinde olması gerekiyor bir de.
H'nin şurasını tam kalem yapmıyoruz. Burası 3'te 2 kalem kadar falan anca olur. Evet. Güzel. Şuradan kessek ucum daha güzel. Ama şu kısmı birazcık fazla uzun. Şuradan hemen kesmek lazım. Bu iyi yoksa. Evet. Şurası 1,5 nokta açık olsun. Şuradan sonraki dönüş Y yapar gibi. Y harfi yapar gibi. Evet. Böyle devam etsek Y harfi de olur bu. Biz buradan ama H harfi yapacağız. Böyle. Şu geçişe kalından inceye doğru bir geçiş olsun ona dikkat edin. Ve dediğim gibi şimdi buraya gaf harfini mutlaka üstüne bu harfin sonuna oturtmak lazım. Öyle olursa daha şık durur. Evet, şu kat derken yukarıya çıkışta şu dönüşü de çok keskin bir dönüş olmuş sizin. Birazcık daha yuvarlatarak. Evet. İyi. Dalın bu kısmı fena değil. Şu son dönüşüne birazcık daha dikkat edin. Buraya birazcık daha keskin birden dönüyoruz. Buraya baksın tam. Evet. Buradaki ra çok güzel. Şu zülfelerde ara ara hatırlatıyorum. Birazcık böyle bak şunlar iyi ama bunlarda birazcık daha böyle bir şey var. Tam içinden başlamıyor gibisiniz. Ondan dolayı burası Nesih'teki zülfelere birazcık benziyor. Evet, Elif çok güzel. Lam inişi, dal harfine çıkışı çok güzel. Şurası biraz fazla kalınlaşmış. Genel olarak iyi ama fazla kalınlaşmış. Birazcık daha üstünden gelmeniz gerekiyordu. Şurada yine küçük bir ayrıntı var. Son dönüşte sıkıntı var. Evet, dünya. Bir nurit dünya. Vavlarda da şuraları, şu kısmı tam o bitiş noktalarını. Oralarda birazcık daha incelerseniz. Tam son dönüşlerde birazcık daha. Şimdi evet şu epeyce bir süre bu kısmı çok yukarıya dönmüş. Yani bu vav harfini kendi içinde şuradan koparttığımızda. Şuradan koparttığımızda bu vav harfine şu kısmına bir çizgi çekersek bu da aynı şekilde aynı dengede olması lazım. Burnu çok kalkık oluyor mesela. Aşağıya doğru iniş ve yukarıya dönüşü burada dikkat edelim. Çanağı yaparken de şuraya kadar iyi. Buradan sonrası birazcık daha keskin bir dönüş. Yani öyle tarif edebilirim artık başka nasıl. Tarif edeceğim bilmiyorum ama yani şuradan sonra biraz çok savrularak son dönüşü yapıyor gibi görünüyor sizin vav çanaklarının sonunda. Bunlar tabii ayrıntı artık çok böyle karşılaştığımız için özellikle söylüyorum. Şuradaki ra daha iyi. Burada birazcık kırıklıklar olmuş. Neyse kısmı güzel. Evet. Hemen Nesih'e de inşallah bakalım. Evet, lam köşe lazım. Bir de kaf harfini birazcık daha şöyle yuvarlatarak yapalım.
yaklaştıralım bakalım. Nesih'te harfler küçük olduğu için anlaşılmayabilir ya, çok kötü çıkmazsa. Çok keskin ve sivri olmasın. Kaf harfinin şurada da benzer bir şey, vav ve tepelerinde bir sivrilik var da onu kastediyorum. Evet, lam harfini yaparken keşideli bir lam. Şu tam dönüş köşeli birazcık daha. Şu dönüşün köşesine dikkat edelim. Evet, müstahsimsin dişleri, buradakiler. Bunlar gayet güzel. Şurası belki biraz fazla açılmış. Biraz daha içeriden bitebilirdi. Bu güzel. Elinize sağlık. Yeni bir satır yazabiliriz inşallah. İkisi için de bu hatırlatmaları bundan sonrakilerde dikkat ederseniz sorun yok. Elinize sağlık. Allah'a emanet olun.